Evet. Var mı sorusu olan? Buyurun. Faruk Boran'dan şirketi devraldınız. Pasif olarak olacağım demişti. Ama toplantılarda en çok sizi görüyoruz. Artık yok mu Faruk Bey? Yok, var. Kendisinin şahane bir mekanı var ve onu işletiyor. Başka sorusu olan? Buyurun. Şirkete ayrıldığınız bu 7 yılda gerçekten çok büyüdünüz. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Faruk Boran'ın öngörüsüne. Eğer kendisi yaşlandığını kabul edip şirketi gençlere devretmeseydi, şu anda hala yerimize sayı olabilirdik. Hayır dememi bekler gibi sordunuz, o yüzden böyle söylüyorum. Adam korktu ya. Magazine malzeme. Sorunun asıl cevabı, biz bunu kendi içimizdeki birlik gücüne borçluyuz. Faruk Boran, babamdan aldığını çok güzel bir şekilde yükseltti ve bize harika bir zemin verdi. Bu arada buradan da ona selam olsun. Kendisinin şu anda fiziksel olarak burada bulunmaması yanımızda olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü kendisi istese de istemese de her zaman bize rehber olmaya devam etmek zorunda. Yani istese de kaçamaz. Her şeyi başardınız, bir akıllanmayı başaramadınız be çatlaklar siz. Bizim ailemizde şöyle bir gelenek... Baba! Ellerimi yıkadım, önlerimi de taktım. Bak, hadi daha ne kadar bekleyeceğim, hadi hadi. Kız sen ne hızlı Gonzales çıktın öyle ha? Sen babaannene mi çektin, ne oldu? O da hızlı mıydı? Oho, hızlıydı, sabırsızdı, koyduğun yerde durmazdı. Babaannem senin babanla evli değil miydi? Fevzi dedemle. Garip dedem kim? Çok zor bir soru sordun sen şimdi. Uzun mesele bu. Biz sana annenle bunu açıklarız sonra, tamam mı? Sen ne yaptın, yumurtaları hazırladın mı? Evet. Haydi o zaman, haydi bakalım. Benim gibi yardımını zor bulursun, kabul et. Kesinlikle, şekerpare. Haydi bakalım. Yıllar önce kendi kızımın kulağına fısıldayarak başladığım bu yol küçücük bir ninniyle başladı. O ninni sonra şarkılara dönüştü. Sonra melodiler. Ve şu an bakınca her birinizin hayatına dokunmuş olmanın mutluluğu benim için tarif edilemez. Ben bu yolu yalnız gelmedim. Benim her zaman kahramanlarım ve her zaman ailem vardı. Burada olanlara da, olmayanlara da gelsin. Teşekkür ederim. Burası ne kadar güzel ve heyecanlandırıcıymış.
Coşkunuzu böleceğim ama izninizle kendi güzel, sesi güzel, yüreği güzel bu kadına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Süreyya Hanım konserlerinin önemli bir bölümünü düzenli olarak Kimsesiz Çocuklar Yararını bağışlıyor. Ve bununla kalmayıp düzenli olarak kampanyalar da organize ediyor. Sayesinde ulaşabildiğimiz çocuk sayısı son 5 yılda 2,5 kat arttı ve bugün 500. çocuğumuzun sahibi olarak geleceğe kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür etmek yetmez. Hep var olun Süreyya Hanım. Ben sadece sahne önünde olalım. Asıl siz kendinize teşekkür edin. Teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan tabii ki kahramanlarım var. Ben onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hep benimle olan, elimi hiç bırakmayan, her adımda beraber olduğum... İpek Boran, sizi sahneye alabilir miyim lütfen? Lütfen kırma bizi. İpek Boran'a koskocaman bir alkış istiyorum. Bütün bizim buluşmalarımızı ayarlayan, bu yolun mimarı İpek Boran'a kocaman bir alkış istiyorum sizden. Ben elimi uzattım, onlar benim elimi tuttu. Burada olan herkese ve olmayan herkese gelsin mi bu şarkı? Yolu sevgiden geçen herkese gelsin. Vay be, süper. O zaman şimdi sen... şunun da akordunu çıkart bakalım. Ders bitti sandım da o yüzden çıkardım telefonu. Şu parçanın da akordunu çıkart demiştim ama... Duymamışım ya, pardon. Sen zaten bugün buralarda mısın? Ben pek emin değilim. Senin o güzelim kafan nerelerde bakayım? Şey ya, haftaya sınavlarım var da onları düşünüyordum. Ben şimdi çıkarayım o zaman hemen. Yok, sen bugün eve git. Derslerine çalış, onlar önemli. Biz bugün burada bitirelim. Hadi bakalım. Aha. Aa, el, aşkım. Ne oluyor? Oh. Erkencisin bugün, aa, hoş geldin. Vallahi kaçtım, kızımı alayım dedim de ben erkenci değilim. Siz erken mi bitirdiniz dersi? Bugün çok güzel ders yaptık biz. Ben de baktım hava güzel. Dedim bir jest yapayım. Hmm. İyi, harika yapmışsınız. Gidelim mi anneciğim? Tabii aşkım, gidelim de. Biz önce bir şey yapayım, su içeyim. Çok susadım yolda. Bir de tuvalete girerim. Olur mu? Tamam. Aşkım ben de bir kahve alayım. Hadi gel. Ay ne var be? Dökül. Ay aramızda hiçbir şey söylüyor. Ne aranızda be? Ne bakışını söyle. Tipe bak, anlatamam diyorum aramızda ya. Ne oldu? Barış'tan mı? Ay adı Barış mı? Adı Barış mı? Yakışıklı mı? Kız gülme. Yakışıklı oluyor. Gülmesin. Bir tane Barış'ımıza yakışıklı mı bilmiyorum. Ne bileyim, ben görmedim. Sürekli telefonda fik fik fik. Ay kıyam. Ay başladık mı ya? Hmm. Ama senin kız nasıl Hülya'lı? Görmen lazım, öyle çalıyor gitarı. Dilara.
Dersler yerlerde. Ben nasıl konsantrasyonu geri şey yapacağım bilmiyorum. Hadi onu geçtim. Adem'e çaktırmamak için ne yapacağım onu hiç bilmiyorum. Bak bu konuda sakın beni bulaştırmayın. Adem'den asla muhatap olmam ben. Ya dersi falan halleder onu şey yapma. Sene sonu hepsi zaten bir sallandı. Toparlar da. Toparlar. Adem'i bak ben de bilmiyorum. Aman yok bir şey yapacağından değil de. İşte biliyorsun fevridir. Sert bir şey söyler çocuğun duygularını incitir falan. Ya sanmam ya. Ay, ayrıca arızaya bağlarsa da teyzeme havale edersin. Teyzemi dinlemektense Sude'yi dinlemeyi tercih eder. Mümkün. Sen hala goy goydasın. Ne ara büyüdü Dilara ya? Ay. Ben çok hazırlıksızım. Ne ay ilk kızım. Anne. Ana. Bak Tını'yı ne duydun mu? Aşk, aşklı Tını bu. Diyelim onun aşkını. Gidecek eve ilk oğlanla. Geç kaldık. Tam gününe koydun şu basın toplantısını. Tamam ya bir şey durup sakin ol. Yetişti geçti. Ay çıkacak nerede çocuk şimdi tamam. Çıkacak sahneye çıkacak. Dur işte çıkmamış daha. Bir şey yapma. Milletin gözüne tutma sen şunu. Nerede? Ha, tamam burası burası. Geç geç çabuk. Burası. Yavaş yavaş. Çabuk. Kimseyi rahatsız etme. Kusura bakmayın. Koştur. Kimseyi rahatsız et. Çok affedersiniz. Affedersiniz. Ay, ya, çok özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen. Pardon. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Tebrik ederim. Şimdi şey, kusura biraz bakmayın. Daha dikkat. Evet. Sizin de bacaklar uzunmuş. Çok affedersiniz. Çok özür dileriz. Tamam, özür dileriz. Oğlumuzu şeye dinlemeye geldik. Ay, kusura bakmayın. Affedersiniz. Basın toplantısı vardı eşim. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Bizim oğlumuz da. Cihan! Bravo! Paşam benim, paşam! Bravo! Oğlum! Buradayız. Lütfen oturur musunuz artık? Tamam, ay, tabii. Tamam, sorun yok. Yani şey, çocuğumuzu sahnede oğlumuz çıktı da biz yaptık. Gurur duyma bir şeyler. Dahi. Şimdi dinle bak böyle bir şey yok. Bu büyüyünce bizi tanımaz Akif. Şu karizma aynı babası aynı. Gülüşüm, farkında mısın? Bir müzik dehası yaptık. Biz yaptık. O kadar müzisyenin arasında dehası bize geldi. Biraz sessiz olur musunuz lütfen? Hiç özür dileme gurur duy Akif. Çıktı be. Aşağı. Fotoğraf çeksen mi ya? Şimdi kızacak mı? Güzellik. Oh. Ne yapıyorsun burada tek başına? Annemleri bekliyorum ya. İçeri gittiler konuşmuyor. Allah Allah. Seni burada bıraktılar yani. Öyle mi? Beklerken de ben de burada ağaç oldum. Anne. Dilara abla. Mert abi geldi. Sevgilim. Hoş geldin. Ne var yoksa anne. Ne haber? Haberim. İyi, biz öyle geleyim kızımı alayım dedim. Onlar da erken bitirmişler derslerini. Hadi biz gidiyoruz o zaman. İyi eğlenceler. Paslaşırız, ben ararım seni. Tamam, haberleşiriz. Sude'cim, o içeride baktığımız egzersizler var ya, onu 2'den 3'den fazla çalışma, tamam mı? Sağ olun hocası. Mersi. Sen
başlarında bir ima mı var? Ne oluyor? Ergenliğe erken giriş. Başımızda kavak yelleri esiyor ve güneş panillemiş durumda. Ne diyorsun? Adem'i düşünemiyorum. O daha çakamamış. Yani kolay değil yani bir babaya kızının büyüdüğünü görmek. Beni bile sarsan şey Adem'i duvara yapıştırabilir. Hayat be yavrum. Nelere alışmadık. Tek sarsıntınız bu olsun. Sen erken geldin. Erken? Ciddi değilim ben. Öyle geçerken bir uğrayayım dedim ya. Hem akşam bir yemek yeriz diye düşünmüştüm belki. Ne? Başka planın mı var yoksa? Ya yoktu da ben bugün okulda çok yoruldum. Dedim eve giderim biraz dinlenirim, tembellik ederim falan. Etme. Tembellik falan etme. Hafta sonu her yer kalabalık oluyor. Hiçbir yer bulamıyoruz. Bence hafta içi hazır böyle sakin sakin güzel bir restoran bulalım. Bakayım işle ilgili bazı gelişmeler var, onları anlatacağım. Ha, ne oldu? Ya sürpriz işte. Bırak yemekte anlatayım ya. Ne diyorsun? Hadi ya. Tamam. Ama o zaman önce gider Umut Konak'tan alırım. Ademleri bırakırım. Tümden konağı satmış olmayayım. Sonra eve giderim, hazırlanırım falan. Çıkarız. Tamam. Ben de Arya'yı organize edeyim. Sonra gelip seni alırım. Muhteşemdik ya, muhteşemdik. Bir şey söyleyeceğim. Çok büyük bir kalabalık seni bekliyor, yalnız haberin olsun. Tamam, biliyorum, söz veriyorum. İki dakika bir nefes alayım, hemen çıkacağım. Ben sana nefes aldıracağım. Sen. Al şunu bir tut. Bir selfie yapmayalım mı yani? Hadi yapalım. Ha, söyleyin. Dur, bir fotoğraf çekiyorum. İyi, her şeyi hallettiyseniz tamam artık. Sana konser günü dur yok. Tamam, hadi bay bay. Hocam arıyor bu sefer. Ya selam sana. Benimkiler arıyor galiba. Ay. Alo. Aa. Ne yaptınız? Yok bir şey ya. Biraz çikolata yedi. Biraz da babasına yardım etti. Değil mi kızım? Ne kadar çikolata yedin acaba? Hale bak. Anne sana bir sürprizim var. Şişt. Ama sürprizler söylenmez. Ya ne kadar tatlı bir kız bu. İyi ki yapmışız bunu. Aşkım benim. Ne yapıyorsunuz siz baba kız bakayım? Hiç. Biraz mutfağı seviyoruz. Değil mi? Bir de kızım sana çok güzel yemek yaptı. Akşam yorgun gelirsin diye. Ah sen bana yemek mi hazırladın fıstığım? İpek'in yayınından izledik. Yine sallamışsınız. Vallahi kalabalıktı. Çok güzeldi. Surata bak. Anlatın bakayım. Çok çikolata yemedin inşallah. Hayır anne. İnan ki çok az, çok az yedim. Bak şu kadar. Bir çikolata, bir de çilek. Göster bakayım çileklerini. Burada. Oy çilek mi yedin? Benim yerime de yesaydın. Hadi git elini yüzünü falan yıka. Bir de annene bir çıkart bakalım. Görüşürüz anne. Yorgun görünüyorsun. Kendime söz veriyorum. Bir daha bu kadar yoğun bir turne almayacağım. Söz veriyorum. Ne yapıyor bu arada, iyi mi? Ne yapsın? Seni özlüyor. Tabii. Ben daha çok. Ben tek başıma hepinizi daha çok. Ne zaman yola çıkacaksın? Birazdan çıkıyorum. Hatta gidip imzaları vermem gerekiyor bir an önce gelebilmek için. Yolda biraz uyu. Gece uzun olacak. Sen merak etme, ben seni görünce benim uykum açılır, bilirsin. Hadi öptüm. Bay bay. Hadi arkadaşlar. Geliyorum. Thank you.
üçümüzü alırsanız. Analar neler doğuruyor. Akif, bir şey söyleyeceğim sana. Yalnız çok güzel, gurur duyuyoruz filan mı? Bu kıy 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 bütün hayat çekecek miyiz biz? Yani keçinin istemediği ot. Bizim kızlar da çalarken ben dayanamıyordum yani bir yere kadar. Vallahi Cihan çalınca bana dünyanın 8. harikası gibi geliyor. Yeminle hala inanamıyorum. Hayır ya, iyi ki doğuma girmişim ya. Bana kucağıma doğurmasan karıştı falan zaten. Lisedeyken ben de çalıyordum yine. Ne çalıyordun? İki tane blok flütü birden. Atma ki. Allah mı? İki çello çalardın sen, öyle bence. Bravo! Cihan! Bravo! Bravo! Bravo Cihan! Bravo! Helal olsun! Buradayız bak! Annem babam burada! Nasıl değil mi? Cihan baksana! Buradayız, buradayız oğlum. Cihan! Bravo. Nasıl ama dediğim kadar var değil mi? Dahi dahi. Yerim ben, dahi. Yerim ağzını burnunu yerim. Alkışlarla doğdu benim oğlum, alkışlarla. Aslanım! Sahnede devleşti mi? Helal olsun! Bravo, bravo! Ay! Bravo! Cihan! Aa yürüdü gitti. Yürü yürü. Ay hiç bakmadı, suratımıza bakmadı. Vallahi bu büyüyünce tanımayacak. Yürü be. Dahi ya. Anası olmak ne kadar zor bir şey ya. Sen niye taşıyorsun bana, seslenmiyorsun? Allah Allah. Hanımım benim. Hala bereketi biraz yağıyor konağın üstüne, gördün mü? Ya. Çocuklardan da Allah razı olsun valla. Analarının ismini de ruhunu da hala yaşatıyorlar. Neden? Ne derdi Esma Hanım? Kökü sağlam ağacın, meyvesi de sağlam olur, iyi olur diye. Kimin meyvesi onlar? Ha gülüm? Hanımım. Yavaş yavaş. Yavaş kızım, yavaş. Bizlikle çıkıp hediyelerimizi oynayacağız. Bizlikle hediyelerimizi oynayacağız. Yalnız fanta dalga geçme. Dillendiler. Şaka yapıyorum kız. Nasıl dillendiler? Konuşalım. Süreyya Hanım onlara hediye almış da. Ah. Heyecana bak sen. Hadi çıkın babacığım siz de yukarı. Oyun oynayalım. Hep beraber ablalarınızla oynayın. Hadi. Hadi. Hadi maşallah. Hadi fıstıklarım benim. Ne istiyorsun? Bana sor. Esma Hanım, üzmeyin ablalarınızı, tamam mı babacığım? Ay bunların koşuşturmasını hanımım da görseydi ya ya. Hala sanki böyle sabah gelip de yemek listesini verecekmiş gibi geliyor. Ay abla, ben de böyle sabahları etrafı topluyorum yukarıları. Vallahi Esma Hanım'ın odasının önünde duruyorum, kalktım acaba diye. Aa, 7 yıl oldu ya. Hiç gitmedi ki be Gülüş Hanım. Siz gitti mi zannediyorsunuz? Hiç gitmedi. Konağın düzeni hiç bozuldu mu? Yaşantı hiç değişti mi? Hepsi aynı. Ha, değişen bir salondaki masa var. Öyle değil mi abi? Neden? Çünkü hala burada ruhu dolaşıyor da ondan. Ama işte kafamızın üstündeki kara bulutlar gitti vallahi. İşte birlikten huzur doğdu. Aman! Siz de açtırıyorsunuz bana eski konuları. Vallahi yine ağlatacaksınız siz. Allah. Tamam. Biz açmadık abi eski defterleri. Sen kendin açtın. Ben açtım değil mi? Dikkat edin. Süre 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 Süreyya. Süreyya. Allah aşkına. Süreyya. Güzel Süreyya. Süreyya. Gençler niye gidiyorsun be? Neden? Bir şey diyeceğim, emin misiniz bu durumdan? Bence bak şöyle bir şey yapın. Dilara'yı da alın, beraber bir kız durumu kurun. Nostaljik olur. Ha? Spice Girls gibi.
Ya bırak ulan o zaman teyzeyi de almak zorunda. Allah'tan. Çok da güzel söyledi. Spekülasyon nasıl spekülasyona koşarlar. Geldi tatlı geldi. Boyundan başlarını kaldırıp tatlıyı bile bakmadılar. Ya koyayım mı bunu böyle önüne? Keşke oyuncakları daha önceden verse bir öpseydik bir mıncıklasaydık. Aman aman dur yavrum dur. Şimdi onlar birazdan inerler aşağı. Ben bir senin gül cemalini görürüm. Ablam getir. Sakin sakin. Bence de abi kesinlikle. Biraz sakinlik, biraz sükunet. Oh. Osman Aga, anlat bakalım. Senin nasıl geçti imza günü? Bak çok güzel olmuş. Güzeldi. Güzeldi ve es. Ne manada güzeldi mesela? Güzeldi, insanlar vardı, gelmişler. Renk. İnsanlar vardı. Cins. Her cins. Yaşlısı, genci, erkeği. Yaş? Ortalama. Boy? Bir al. Ne, tamam. Tamam. Oğlum bir şey soracağım. Kitabın arkasına resmini bastın mı? Bastım. Niye basıyorsun? Bırak insanlar içeriğinden okusunlar, bir şey hayal etsinler, bir şey sansınlar. Yapma bunu. Tamamla çok... lütfen, tamam. Tamam artık. Bugünün favorisi ben değilim. Bugünün favorisi Esma Boran Lisesi. Eğer bizi bugün görüyorsa bence çok huzurludur. Kesinlikle gördüğüne eminim. Bence de. Ya ne olur kusura bakmayın, ben huzur dediğiniz anda bende bitiyor olay. Ben direkt huzur evine bağlanıyorum çünkü ben o günleri unutamıyorum. Abi neydi o ya? Bir tane kadın vardı, hatırlıyor musun? Sana yürüyen. Hatırlamaz mı? Müdüre. Müdüre. Müthişti ya. Bilmiyorsun. Bak, yemin ediyorum sana. Kadınla göz göze konuşamıyorum. Bak, bak, müdüre. Dinle beni. Müdüre. Ben burada duruyorum, tamam mı? Abim burada, müdüresi var abim bir tane. Görsen yanık. Böyle bir şey olamaz. Böyle geliyorsun gibi arada. Yanışıyor. Niye abi? Bana bakmıyor. Asla. Camdan böyle kalmıştı ya dışarıda. Hatırlıyor musun sen onu? Hayır, bize hiç böyle pencere detayı falan anlatmadın. Ya yasaktı çünkü. Kuruz itiyoruz itiyoruz. Sığmıyor tabii camda böyle bir pop olmam vardı. Camda. Ay sen bir de komiser geldiğinde görecektin. Ha bir de. Böyle baktı. Teyze hayırdır diye. Böyle mi yakalandı? Ya siz o yaşlı bir kadını pencereden çıkarabileceğinizi düşündünüz yani öyle mi? Ay gelinlerinden ne çekti bu kadın? O ne neyse. Boş ver bak onlar sayesinde de iyi kötü her şeyi yaşadı kadın ya. Her şeyi ya. Vallahi her şeyi. Yani işte. Canım benim. Bir tek Osman Bey'in mürüvvetini göremedi. Bir de Murat Bey'in çocuğunu. Murat'ın çocuğu hani. Ama Osman'ın mürüvvetini biz de göremeyiz ya. Çok seviyorum seni. Gerçekten. Niye? Duygusalsın çünkü. Yetmeyecek. Ya tamam onun da aşkı yazmak ne yapalım? Koydu noktayı. O zaman aşkını yaşayarak yazanlar. Ya, ya işte bu yüzden. Şairi. Nurgül abla. Kuzum. Nurgül abla afiyet olsun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun sizi böyle alayım. Teşekkür ederim. Ya böyle bir yere geleceğimizi bilseydim daha şık bir şeyler giyerdim. Eve uğrasaydık keşke. Ya biz çiçekleri kaç gündür sulamıyoruz? Hayatım, sen zaten her halinle şıksın. Ayrıca çiçekleri de suladık. Bir rahat ol. Sal kendini. Tamam.
Sürpriz ne? Sürpriz? Şey yapalım, önce siparişlerimizi verelim. Garsonu bekletmeyelim daha fazla, değil mi? Merakı kaşıyalım diyorsun. Ya dozunda. Ufak ufak. Ya seni meraklandırdığıma değsin istiyorum işte. Aa bak şey yiyelim bunu, kaburga. Kaburga mı yiyelim? Nerede o ya? Kaburga yiyelim deyip salatalara bakmam ya. Ay kendinden geçiyor. Yatakta bir uyurken doktor iğne yapmış rüyasında. Hı. Bir de serum takmışlar var ya, ben korktum rüyasında. Kendini böyle hastanede buluyormuş, gene iğne falan ya. Sonra? Gene serum iğne falan yapıyorlarmış. Evet. Yani öyle işte. Yani rüyası öyle devam mı ediyormuş? Bir tabağımızı alabilir miyiz? Ver annene tabağını. Fıstık. Fıstık. Masaya telefon getirmiyorduk babacığım. Sude. Sudecim. Aşkım baban sana söylüyor. Telefon diyor abla, telefon. Hiç bırakmıyor ki baba. Bütün gün telefon, telefon. Hep Barış'a bakıyor. Ya ne alakası var? Ya anne şuna bir şey der misiniz? Ay ne diyeceğim Umut'cuğum. Kim? Barış kim? Barış kim bakayım? Hiç kimse. Arkadaşı. Sevgilisi. Saçmalama. Ablan el kadar çocuk. Öyle değil mi? Ya el kadar çocukların sevgilisi olmaz. Onların arkadaşları olur, dersleri olur. Değil mi annesi? Değil mi yani? Ha? Evet. Evet. Olabilir. Yo, vallahi sevgilisi var. Ben biliyorum. Mutcuğum. Sude, senin bir matematik sınavın vardı. Ne oldu o? Ne oldu? 88 aldım. Niye öyle olmuş o? Senin ortalamana göre çok düşük. Ne? Baba sınıfa ikinci en yüksek notu. Sınav ağırdı. Ayrıca ben küçük değilim. Umut küçük. Ben büyüdüm. Hayatta sınavdan ibaret değil. Kalkabilir miyim? İyi kalk. Tabağını da al hadi. Git. Bu tavrını da sonra konuşuruz. Tamam mı? Şimdi hiç sırası değil. Anlaşılan. O telefonu da kırarım. Adem yok artık. Aşık aşık. Duydun baba. Telefonla konuşuyordu. Sudeciğim. Anneciğim konuşmak ister misin? Yok lütfen anne. Ya boş boş konuşuyor işte ufak. Ya öyle deme kardeşim. Anneciğim saat... Barış yakın arkadaşın. Sınıf arkadaşım anne. Sınıf arkadaşıyla konuşamaz mıyım? Kim dedi konuşamazsın diye? Tabii ki konuşabilirsin. Aşk olsun. Aşkım. Babam da konuşamazsın demedi ki. Güzelim benim. Babam notlarına da kızmadı. Sadece sonuçta yıl sonuna şurada ne kaldı ki bebeğim? Ben son sınavlar. Biraz derslerine konsantre ol dedi. Hem bak yaz geliyor. Bir plan program yaparız. Ben annesiyle de konuşurum. Barış'ın. Eve davet ederiz. Rahat rahat görüşürsünüz. Gerçekten mi? Ben ne zaman yalan söyledim? Hı? Hiçbir zaman. Canım annem. Güzelim benim. Canım benim. Arkadaşların bizimle paylaştığın sürece hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Ama Umut ispiyoncu. Aşkım çocuk o daha. Aşk olsun. Sen de büyüyorsun. Yani onu kabul etmek de zor. Özellikle baban için gördüğün biraz buna alışman lazım. Ama bir şey yaparız yanlış. O zaman bu akşam bulaşıkları ben yıkıyorum. Aa! Nasıl? Hepsini? Yıkayacağım işte onu.
yalnız bunlar değil, dışarıdakiler. Tamam, onlar da var. Allah'ım kızım büyümüş. Ablamın çocuğu mu olacak şimdi? Baba. Tövbe yarabbim ya. Yok bir şey, öyle bir şey olur mu oğlum ya? Hayır, öyle bir şey olmayacak. İşte bir arkadaşını öbüründen biraz daha fazla sevmiş bu. Hem çocukların çocuğu olmaz. Aşık ya. İnsan aşık olunca çocuğu olmaz mı? Hepinizin var. Olmaz, olmaz. Çocukların çocuğu olmaz hem. O zaman ben de İsmail'e aşığım. Ha? Oh, çok güzel. Tövbe ya. Hayatım, ben bir lavaboya kadar gidiyorum. Ne çabuk gel. Arya. Baban zannettim, sen nereden çıktın? Ben seninle baş başa konuşmak istedim. Ben hayatımda olmandan, babamın hayatında olmandan çok mutluyum. Bence siz birbirinize, bana ve Umut'a çok iyi geldiniz. Kuzum çok, yani teşekkür ederim. De hani yanlış anlamazsan şimdi böyle nereden esti? Yani diyorum ki, ilişkimizi bir adım daha mı öteye taşısak, ne yapsak? Efendim? Yani ayrı evler, ayrı hayatlar değil de bir çatı altında aile olarak yaşasak. Böyle kararlar alırken çocukları düşünürsünüz ya. Umut daha çok küçük ama eminim ki benimle, bizimle olmak onu da iyi etkileyecektir. Yani kararını verirken ya bizi düşünme ya da bu açıdan düşün. Ne kar... Yani... Arya ve benim, yani bizim sana söylemeye çalıştığımız şey şu. Biz seninle 7 yıldır beraberiz. Aynı evde kaldık. Hayatlarımızı gördük. Birbirimizi tanıdık. Birbirimizi anladık. Diyorum ki, acaba senle ilişkimizi bir adım öteye mi taşısak? Benimle evlenir misin? Sabahtan beri onunla ilgili konuşuyoruz. Anılmak istiyorsa o zaman biz de anarız. Haydi bakalım. Haydi. Çok.
Çok sağ ol. Gel. Yerimizi alalım. Kalacaksın.